Merhabalar. Bu hafta hem yeni ayla beraber muhteşem bir haftaya başlıyoruz. Tabii lafıma şöyle bir başlamak istiyorum, girizgah yapalım. Her yeni ay yeni bir başlangıç için biliyorsunuz çok ideal zamanlar. Özellikle eğitimle ilgili konularda herkes çok güzel, yani herkese gerçekten çok güzel başlangıçlar yaptıracak, onları destekleyecek olan bir yeni ay. Bir kere kurduğumuz iletişim becerilerimiz sayesinde de böyle hayatımıza güzel fırsatları kendimize çok rahat çekebiliriz. Hayatımızla ilgili kararları kimseye bırakmamak. Hani hep diyorum ya, arabanın direksiyonunda siz oturmanız gerekir. İşte bu sefer onu elimizde tutmanın önemini anlayacağımız. Asla arka planlarda kalmamak gerektiğini, düşüncelerimizi, duygularımızı açıkça ifade etmek eğilimini çok daha fazla yoğun yaşayacağımız bir dönemi anlatıyor aslında bu yeni ay. Belki hiç merak etmediğiniz konulara ilgi duyabilirsiniz. Benim ilgi alanım değil dediğiniz konularda bile ilgilerinizin, alakanızın olduğunu anlayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına mesela bu dönemde yeni kurslara, eğitimlere çok rahat araştırabilirsiniz. Yani biraz entelektüel yapılar var ya, onlar açığa çıkacak. Özellikle reklamcılar, yazarlar, iletişimciler bu süreçte o kadar fazla ilhamlı ve üretken olabilirler ki. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Haksız kazanımlara meyletmek, arkadan iş çevirmek. Hani illa bir şeyleri kazanmak adına zorla, hani hangi paha olursa olsun diye adımlar atmak bu dönemde de birazcık ön plana çıkabilir. Tabii bunu siz de yapabilirsiniz. Sizin de maruz kaldığınız durumlar olabilir. Belki çok uzun zamandır vakit ayıramadığınız, benim gibi yazmaya başladığım ama epey bir zamandır vakit ayıramadığım kitabım var ya, işte sizler de böyle bir dönemdeyseniz, böyle bir kitap yazma merakındaysanız çok rahat başına geçebilirsiniz. Çünkü yazma yeteneği olanlar için bu yeni ay çok güzel fırsatları da getirecek. Ve yazdıklarınızı lütfen sosyal medyada başkalarıyla paylaşın. Çünkü çok ilgi çekebilir. Mesela ben yazdığım kitabımın böyle küçük parçalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tepkilerinizi, geri dönüşümlerinizi merak ediyorum. Belki de tüm Türkiye ile beraber yazdığımız bir kitap olabilir. Hiç belli olmaz. Belki de şöyle bir şey de olabilir. Beklenmedik gelişmeler sayesinde hak ettiğimiz sonuçlar neyse onu aldığımız bir zamanı da aslında bize anlatıyor olabilir. O yüzden elimizde hani yarım kalmış, tamamlayamadığımız bir şeyler varsa, başarı, bazı değerlendirmelerimiz, kendimize yalan söylemek yerine dürüstçe aslında bazı şeyleri göğüslememiz gerekiyor. Çünkü bunu çok uzun bir vadede aslında faydasını göreceğiz. Ve bu yeni ay daha güzel bir hale getiren aslında bir sabit yıldızımız var. Aldebaran. Evet, Aldebaran sabit yıldızı yakın temasta bulunuyor bu sefer yeni ay ile birlikte. Ve bu sabit yıldızımız Aldebaran bize o kadar güzel şans getiriyor ki, şans ve cesaret de verecek. Tabii bu yıldızın öyle güzel şans veren, yeni adımlar atan, hani böyle mucizevi şeyler yaşatan bir tarafının yanında biraz tuhaf bir etkisi de var. Siz bile kendinizden olmadığınız başarıları elde edebilirsiniz. Bir anda popüler olabilirsiniz. Dediğim gibi sadece bu yıldızın bazı yan etkileri var. Daha doğrusu yan etki demeyelim de bizden istekleri, bazı koşulları var. Nasıl sizi yükselişe geçirdiyse, eğer ki karakterinizden ödün verir, kim olduğunuzu unutursanız işte bir anda her şey değişebilir. Her zaman çaba sarf etmeye ve çalışmaya devam edin o yüzden. Şimdi Aldebaran'ın dürüstlükten, doğru yoldan şaşılmadığı takdirde çok büyük başarılara, saygınlığa katkı yapabilen bir yıldız dedik değil mi? Ama kendinizden ödün verirseniz bunun bir aksi durumu da iflasları ve yıkımları da gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu sabit yıldızın etkisi yeni ayın doğasında hissedebileceğiz. O yüzden siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz?
özünüze güveniyorsunuz. Değerinizi bu yaptığınız başarılarla veya geçici kazanımlarla lütfen ölçmeyin. Yaptığınız işi dürüstçe yapın. Katkısızca yapın. Kendinize inanarak ve güvenerek yapın. Bir kere zekanızı çok bilinçli bir şekilde zekanıza adapte olun. Onu zekanıza o kadar güzel kullanın ki kırmak, yıkmak için değil, onarmak ve birleştirmek için hareket edin. O zaman zaten bu sabit yıldızın etkilerini çok daha fazla göreceksiniz. Sadece oyalanmayın. Ama tabii oyalanmayın derken yersiz yere de acele etmeyin. Değişikliğe gideceğiniz, yeni başlangıçlar hepimizin yapacağı, zaman içinde de daha fazla güç toplayacağımız bir süreç başlıyor aslında. Şimdi yeni ay sürecinde şartlar oldukça değişken. Hani böyle fikirler, bilgiler, görüşmeler, anlaşmalar. Aslında bolluğa rağmen dağılmadan enerjiyi toplamanız, motive olmanız gerekiyor. Evet, güven duygusunu hissedebilmeniz gerekiyor. Empati kurabilmeniz gerekiyor. Şimdi İkizler Burcu'ndaki yeni ayla beraber etkilerini hangi alanlarda alacağız? Lütfen yükselen burcunuza göre öncelik vererek dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bakalım burçları neler bekliyor? Sevgili koçlar, yükseleni ve ay burcu koç olanlar. Şimdi iletişimi çok yüksek haftalardan bir tanesine giriyorsunuz her şeyin başında. Böyle kaybettiğinizden fazlasını bulacağınız bir hafta. Eğer kayıplar yaşıyorsanız, cesaretiniz, her konuda şansınız aslında biraz yükseltecek bu cesaret durumunuz. Eğer cesaretli olursanız, ki zaten çok cesur burçlardan birisiniz. Maddi ve manevi zenginlikler kazanabileceksiniz bu sayede. Yeni ay çok yoğun bir tempo size sunacak aslında. Bunu fırsata çevirmek sizin elinizde. Eğer çalışıyorsanız belki de çok mesai yapacaksınız anlamına gelebilir. Belki de aynı anda hani birçok işi bir anda yapacak ya da önünüze birçok iş yığılacak anlamına da gelebilir bu. Ama bilin ki bu yoğunluğun size çok farklı kapılar da açabilir. Mesela çok önemli kararlar devreye sokabilirsiniz bu dönem içerisinde. Eğitiminiz, iletişiminiz, yazışmalar, anlaşmalar, bütün bunlarla ilgili içinde bulunduğunuz bazı şartlarınız önünüze gelebilir. Ve bu konularla ilgili, bu konulardan herhangi biriyle ilgiliyseniz, mesela hani iletişim, yazışma, anlaşma, kardeşlerinizin de içinde bulunduğu bazı durumların biriyle, bunlardan saydıklarımdan biriyle ilgileniyorsanız yeni başlangıçlara hazırlanın. İkizler Burcu'nda olacak olan yeni ayın şifası size bu saydığım konularla alakalı yarayacak. Bayramdan sonraki haftada ise fazlasıyla hareketlenebilirsiniz sevgili koçlar. İnançlarınız sayesinde isyan etmeden zorlukların üstesinden gelip maddi durumunuzu daha iyi bir halede getirebilme durumunuz gerçekten çok fazlasıyla var. Burada akıllıca kararları uygularken lütfen tereddüt etmeden hareket edin. Eğer tereddüt etmeden hareket ederseniz son derece iyi sonuçlar elde etmeniz çok olası, çok mümkün duruyor. Eğer dediğim gibi yazma yeteneğiniz varsa mutlaka bu yeni ayda internette böyle yazılarınızı falan lütfen yayınlayın. Ayrıca tabii şunu da belirteyim, eğitim hayatına devam edenler için de o kadar güzel yeni başlangıçlar var ki, bilmiyorum, sadece beklediğinizden fazla ilgi çekeceğiniz için azıcık da şımarmadan ayaklarınızı yere sağlam basarak bu haftayı tamamlayabilirsiniz. Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar, sevgili boğalar, bu hafta adeta enerjiniz resmen şarj edilecek. Her şey üstünüze gelip böyle dayanılmaz bir hal aldığında lütfen pes etmeyin. Çünkü orası gidişatın aslında belki de son noktasıdır. Artık zorlayıcı enerjiler gitti çünkü ve destekleyici enerjiler geldi. Ve bu tabii ki parasal konuları da önemli bir hale getirecek. Çünkü sizin parasal konularınızın, maddi konularınızın, önemli girişimlerinizin üzerinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Tabii bu konularda desteklendiğiniz haftalardan bir tanesi. Sadece tadını çıkarın derim.
İkizler burcundaki bu yeni ay istediğiniz maddi gelişmeleri hayatınıza çok rahat sunabilir. Yeni bir iş ya da mesela ortaklık teklifi çok rahat alabilirsiniz. Ve bu sayede gelirinizi arttırabilirsiniz, yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. Eğer ki yatırım yapmayı düşünüyorsanız, ayın başları bu haftalarda çok ideal bir zaman. İş hayatınızda mesela güvenilir insanlarla başarınızı, portföyünüzü arttırarak o kadar önemli işlerin başına geçebilirsiniz ki bir anda şaşırabilirsiniz siz de. Maddi kazançlarınızla ilgili iş koşullarınıza oluşabilecek olan yeni başlangıçlar mesela tamamıyla sizi kucağına açmış bekliyor durumda. Tabii çocuklarınızla alakalı, çocuklarınız varsa çocuklarınızın iş ve statüsüyle ilgili yeni gelişmeler de o kadar güzel ve şifalı olacak ki. Bir kere ay karşıt burcunuz akrebe geçtiğinde önemli kararlar almayın sadece. Bir de salı günü tabii Merkür'ün yengeç burcuna geçişi var. Bu da yakın çevrenizde olan iletişiminizin hızlandırılacağı bir dönem anlamına geliyor aslında. Hem bir kere iletişim ayağınız çok güçlü olacak. Hem de yakın çevrenizde kim varsa onlarla bir araya gelmek çok önemli olacak. Belki çok güzel, önemli fikirler çıkabilir. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar, bu hafta kazançlarınız çok yüksek olmayabilir. Sizler için bu hafta biraz böyle orta düzeyde kalıcı enerjiler mevcut aslında. Şimdi pazartesi günü oluşacak bir yeni ay var biliyorsunuz ve bu yeni ayla beraber hayatınızla ilgili böyle başlatmak istediğiniz ne varsa, her ne varsa harekete geçin. Çünkü bu yeni ayda bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz yeni başlangıçlarınızı. Bir kere zaten bu yeni ay size hayatınızın her alanında yeni fırsatlar sunmaya geliyor. Ama lütfen bu sefer önce kendiniz için bir şeyler yapın diyorum. Şansa ihtiyacınız varsa eğer, hani hep bir şans olsa diyorsanız, işte bu yeni ay beklemediğiniz güzelliklerle karşınıza gelebilir ve çok güzel motivasyonunuz artabilir. Sağlığınız ve içinde bulunduğunuz şartlarınız İkizler burcu yeni ayıyla birlikte şifalanarak yeni başlangıçlar yapılıyor olabilir. Bir kere mesela tedavinizle alakalı yeni bir şeyler öğrenebilirsiniz, yeni bir tedavi yöntemi öğrenebilirsiniz gibi diyelim. Şimdi bu aslında yenilikler, hayatınıza oluşacak olan yenilikler ilişki hayatınıza da ortaya çıkabilir. O yüzden arkadaşlarınızla, diyaloglarınızla daha dikkatli olmaya çalışın. Ve tabii ki para alışverişi yaparken de dikkatli olun. Bu hafta çünkü verilen paraları geri gelemeyebilir anlamında bir yeni ay. Bunun bilincinde olun lütfen. Dedik ya şimdi Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor. Tabii maddi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir hayatınızda. Tabii bu harcamalarınızda da aynı şey olabilir. Hem para gelebilir hem de biraz fazla ve hızlı harcama yapabilirsiniz. O yüzden dikkat edin diyorum. Özel hayatınızda da kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Tabii bundan ötürü de eşinize de sevgilinize karşı biraz duygusal olarak gergin davranabilirsiniz. Bu hafta boyunca ilişkinizle ilgili kararlar alırken lütfen iki kere düşünün. Venüs'ün İkizler Burcu'na geçmesiyle birlikte aslında hafta sonu çok daha fazla sosyalleşeceksiniz ve kendinizi böyle dışarıya atmak isteyeceksiniz. Bu dönemde aslında etrafınızdaki insanları istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Belki de bunu karşılaşacağınız fırsatları kendiniz doğuracak şekliyle de yorumlayabiliriz. Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar, bu hafta finansal konularda biraz dolandırılabilirsiniz. Ortak işlerinizde bilginiz dışında yapılan işlemlerden ötürü zarara uğrayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun lütfen. Ve hani resmi evrak, imzalar, bunları lütfen daha dikkatli bir şekilde kontrol ederek imza atmaya bu dönemde biraz özen gösterin. Tabii yeni ayda aslında harekete geçmemeniz gerekiyor. Bu dönem içerisinde planlarınızı yapın ancak girişimleriniz konusunda çok fazla acele etmeyin
Sadece tedbirli, planlı ve istikrarlı olmaya özen gösterin. Şimdi bu ikizler burcundaki yeni ay eskiyi tamamıyla böyle silmek için çok güzel fırsatlar sağlayacak size. Geçmişe odaklandığınızda hani ilerleyemediğinizi, adım atamadığınızı artık fark edebilirsiniz. İyice fark edebilirsiniz. Ki artık yavaş yavaş zaten bunun farkına varmaya başlıyorsunuz. Ev ve aileniz içinde yeni kararlar alabileceksiniz. Ve daha doğrusu almaya doğru gidiyorsunuz. Ve sizi zorlayan yeni şartlara biraz geçiş yapacaksınız sevgili yengeçler. Şimdi benim oğlum da yengeç olduğu için biz bunları çok yakından yaşıyoruz zaten ama korkmayın. Alacağınız sorumluluklar iyi nitelikte olacak ve uzun vadeye yayılarak aslında sizin hayatınızda çok güzel bir gelişme gösterecek. Mesela çoktandır yapmak isteyip de bir türlü yerine getirme fırsatı bulamadığınız istekleriniz var ya, İşte onları bu ikizler burcu yeni ay ile birlikte elinize imkan ve fırsatlar geçebilir. Sağlık problemi olanlar için de şifa olacak bir yeni ay aslında. Sadece bu dönemde biraz bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gereken bir dönem, bunu söyleyebilirim. Özel yaşantınızda da bittiğini ya da biteceğini düşündüğünüz eğer bir ilişkiniz varsa, gerçek arkadaşların yardımıyla, bakın gerçek arkadaş diye altını çiziyorum. Herkes bizim arkadaşımız ama bazıları çok özel arkadaşlar, dostlardır ya. İşte onların yardım ve önerileri sayesinde tekrar hayat bulabilir. Bitmeye yakın olan ilişkiniz, barışabilirsiniz. Evli ve ilişkisi devam eden sevgili yengeç burçlarındansanız eğer, bu hafta başkalarının etkisi altında kalarak ilişkinize zarar verme potansiyeliniz çok yüksek olacağı için lütfen dikkatli olun. Şimdi Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle de konuşmanız, görüşmeleriniz biraz daha Salı gününden sonra, çünkü Salı günü giriyor Merkür Yengeç Burcu'na, biraz daha hızlanabilir. Ay karşıt burcunuz Oğlak'a geçerken de resmi işler ve ilişkinizle ilgili kararlar alırken de aman diyorum, dikkatli olun. Sevgili aslanlar, yükseleni ve Ay Burcu aslan olanlar, bu hafta iş ve eğitim hayatınıza olağanüstü olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşte böyle yeni projeler, yeni eğitim programları, sınavlar ve tabii ki bu sınavların karşısında da başarılı girişimler çok rahat yaşayabilirsiniz. Tabii finansal konularda da böyle güçlü kişilerle kuracağınız diyaloglar kazançlarınızın artmasına sebebiyet verebilir. Çünkü iş hayatınıza büyük gelişmeler var. Bu hafta bunları yaşayacaksınız. Aslında belki de hissetmeye başlayacaksınız. Arkasının devamı gelecek. Arkadaşlarınıza planlar yapabilirsiniz. Organizasyonlar içerisine çok rahat girebilirsiniz bu dönemde. Dedik ya, pazartesi günü bir yeni ay var. Tam da işte bu konuştuğumuz hani arkadaşlar, programlar, sınavlar, görüşmeler. İşte bu alanlarınız aslında hareketlenecek. İkizler Burcu'ndaki yeni ay sosyal çevrenize yeni başlangıçlar yapmanıza da aslında destek verecek. Mesela yeni tanıştığınız kişiler size beklemediğiniz fırsatları çok rahat bu dönemde sunabilir. Şansınız çok açık olacak çünkü. Yaşadığınız güzel şeylere inanmakta belki de zorlanabilirsiniz. Ama zorlanmayın, kabule geçin. Direndiğiniz her şey sizi geriye iter çünkü. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ne bileyim böyle ileriye yönelik planlarınız, projelerinizle ilgili konularınız, bu konularla ilgili yeni gelişmeler, hayatınızda çok güzel bunları deneyimleyeceksiniz. Daha çok eğitim alanınızda ve anlaşmalarla ilgili konular aslında daha ön planda olacak hayatınızda. Özel yaşamınıza, eşiniz ya da sevgiliniz olan ilişkinize böyle zarar vermeye çalışan kişilere lütfen inanmayın. İlişkinizi sahiplenerek, tereddütlerden uzaklaşarak hayatı yaşayın. Bekar aslanlarsa bu hafta sabırlarının meyvesini yüksek enerjili bir aşk ile aslında alabilirler. Çok hareketli, güzel bir dönem olacak. Sadece kendinize özel zamanlar ayırmayı bu dönemde ihmal etmeyin. İnsan kendini muhakkak beslemeli. İlginç bir takım fikirler mesela aklınıza gelebilir. Çözüme ulaştırabilme adına sorunlarınız ve sıkıntılarınızı
çok şanslı bir dönem olacak. Sevgili Başaklar, yükseleni ve Ay burcu Başak olanlar, bu hafta genel anlamda aslında manevi olarak yenilenip böyle ruhsal anlamda ağırlıklarınızdan kurtulacağınız bir hafta. Bir Başak olarak bunun için gerçekten umutluyum diyebilirim. Ağırlıklarımızdan kurtulmak adına. Tabii iş ve eğitim hayatınıza da mutlu olacağınız enerjilerle dolu bir hafta. Çalışıyorsanız kariyerinizde kendinizi göstereceğiniz ve böyle hani atmak istediğiniz adımlarınızı çok rahatla uygulayabileceğiniz bir yeni ay haftasına başlıyorsunuz aslında. Amaç ve hedefleriniz doğrultusunda da inanın bana çok rahat hareket edebilirsiniz. Uzun zamandır bir planladığınız ama harekete geçmediğiniz durumlar varsa işte çok güzel bir fırsat çıkıyor karşınıza. Geleceğinize yönelik yapmak istediğiniz için size güç verecek bu enerjiler. Bu yenilik tabii ki hani bu fırsatlar bir kariyer fırsatı da olabilir. Hayatınızdaki iş teklifi de olabilir. İş kariyer konularına ve hedeflerinizle ilgili yeni başlangıçlar da olabilir. Çünkü bunlar size çok iyi gelecek. Ve siz biraz bu konularla alakalı biraz şifa bulacaksınız. Kazançlarınızı hani bağlayan yeni ayın güzel enerjisi size iş konularında yeni kapılar açacak. Ve siz uzun süredir üzerinde çalışarak hizmet verdiğiniz bir projeniz varsa işte bu yeni ayla birlikte bunu tamamlamış olacaksınız. Aile ilişkilerinizde, kardeşlerinizdeki haksızlıklar, tartışmalar, biraz bunları da bu dönemde yaşama ihtimaliniz de var. Haksızlığa karşı tepkilerinizi aslında zamanında ve hak edene karşı vermelisiniz. Eğer haksız yere ve birden tepkiler verirseniz, haklıyken haksız konumuna düşme ihtimaliniz çok yüksek. Tabii Merkür'ün Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber, ki bunu Salı günü yaşayacağız, arkadaş çevrenize çok güzel bir iletişim başlayabilir mesela. Duygusal ve alıngan olmamak şartıyla sosyal çevrelerden çok güzel faydalar sağlayabilirsiniz bu dönemin içerisinde. Özel hayatınızda öfkenize hakim olmanız gerekir. Vicdan azabı çekmemeniz için davranışlarınızı kontrollü davranmanız gerekir. Yeni bir ilişkinin içindeyseniz lütfen bu dönemde de asla önyargılı davranmayın. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar, bu hafta dedikoducu arkadaşlarınız gerçek dostlarınızla aranızı bozmaya çalışabilir. O yüzden lütfen dikkatli olun. Kimsenin dolduruşuna gelmeyin. Gerçek dostlarınızdan şüphe etmeyin. Aksi halde üzülen siz olabilirsiniz. Tabii seyahatlerle ve eğer öğrenciyseniz eğitim hayatınızın üzerine odaklanmanız gerekiyor. Ve gerçekten bu geçireceğiniz bu bayramdan sonra hayatınızda kafanıza bir takım planlar, projeler hayatınızla ilgili oluşabilir. Çok rahat yapabilirsiniz bazı şeyleri. Bu planları kafanızda, hayatınıza dair bu planları devreye sokabileceğiniz bir yeni ay çünkü. İkizler Burcu'ndaki bu yeni ayla yeni bir eğitime başlamaya mesela çok rahat karar verebilirsiniz. Bu dönemde daha olumlu haberler alıp böyle yüzünüzü çok rahat güldürebilirsiniz. Yurt dışı veya hani yurt içi ile ilgili bazı planlarınız varsa bu planlarınızı da çok rahat eyleme sokabilirsiniz. Akademik hayatınıza da yeni bir sayfa açabilirsiniz. Böyle hani yüksek öğrenim, yabancılar, medya, uluslararası konular, hukuk ve seyahat gibi konuların herhangi birisiyle ilgiliyseniz eğer, şartlarınızı yenileyecek olan bir ikizler burcu yeni ayıyla çok güzel enerjilere de hazır olun diyorum. Eğer varsa böyle medya, uluslararası hukuk, seyahatle ilgili, yabancılarla, öğrenimle ilgili konulardan herhangi biriyle ilgiliyseniz çok güzel enerjiler var. Özel yaşamınızda eşinize de işte sevgilinize güvenmekte lütfen bu dönemde asla tereddüt etmeyin diyorum. Bekar teraziler için de
bu hafta ansızın bir anda pat diye aşk ile karşılaşabileceğiniz çok yüksek enerjiler mevcut. Ay karşıt burcunuz koçta ilerlediğinde ikili ilişkilerinize gergin davranışlar sergileyebilirsiniz. Sadece burada dikkatli, temkinli, sabırlı olun. Uhuletle ve suhuletle. Tabii bir de iş ve kariyer hayatınız var. Biraz iş ve kariyer hayatınıza odaklanacaksınız. Düşüncelerinizle insanları etkileyebileceksiniz çünkü. Geleceğe dair fikirler sizi fazlasıyla etkileyebilir bu dönem içerisinde. Hayatı böyle daha farklı gözlerle bakabilirsiniz. Tabii sağlıkla ilgili de bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerektiği uyarısını yapmadan kapatmak istemem. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar. Bu hafta yatırım yapma, kredi çekme, bok çalma gibi işlemlerinizi yapmamaya lütfen başka haftalara ertelemeye biraz özen gösterin. Bu hafta onlardan biraz uzak durun. Size verilen sözler yerine gelmeyebilir çünkü. Hatta hani bu hafta biraz dolandırılabilme ihtimaliniz de yüksek gibi duruyor sevgili akrepler. Şimdi hafta boyunca ekonominizi böyle daha akıllıca ve daha iyi yönetmeye çalışın. Hani biraz tasarruflu olmaya özen gösterin diyorum. Haftanın ilerleyen günlerinde umutlar ve düzelmeler meydana gelecek. Böyle enerjiler sizinle olacak çünkü daha sonraki haftada, hafta sonuna doğru ve sonrasında. Maddi konuların ön plana geçtiği bir bayram olacak aslında sevgili akrep sizler için. Alacak verecek dengesini iyi tutturmanız gerekecek her şeyin ötesinde. Kendi içinizde uzak yerlerde bulunma isteğinin çok yüksek olduğu bir dönem. Belki tek başınıza alıp başınızı bir yerlere gitme isteğiniz de vardır. İkizler burcundaki yeni ay ekonomik durumunuzu iyileştirecek yeni bir fırsat da sunabilir hayatınıza. Bu sizin bakış açınıza da çok alakalı. Bunu da belirtmek isterim. Algılarınız, antenleriniz hep açık olsun. Yakınlarınızdan veya eşinizden maddi destek de görebilirsiniz. Parasal alanda bir yeni ay gerçekleşiyor çünkü sizin hayatınıza. Şimdi kredi, borç, alacak verecek, ortak gelir, eşinizin kazancı, sigorta, burs, miras gibi herhangi bir bu konulardan biriyle ilgiliyseniz de ikizler burcunda olacak olan bu yeni ayla birlikte de bu konularla ilgili yeni başlangıçlara da hazır olun. Benden size söylemesi. Banka hesaplarınızı düzenlemek ya da böyle psikolojik sıkıntılarınızı üzerinizden atmak için ikizler burcunda olacak olan bu yeni ay yeniliklerle size inanın bana şifa olacak. Bayramdan sonra da bu alanlarda harekete çok rahat geçebilirsiniz. Özel yaşamınıza eşiniz ya da sevgilinizin biraz böyle başına buyruk davranışları yüzünden sert tartışmalar ortaya çıkartabilirsiniz. Buna dikkat edin. Hani onu uyarırken en azından ilgilenmemenin, işinizle ilgilenmenin finansal zararlarını da yaşayabilirsiniz. Hani eşinizle ya da sevgilinizi işte uyarırken biraz fazla kaptırabilirsiniz o tarafa. Maddi tarafı da ihmal edebilirsiniz. Ona dikkat edin. Çok seyahat edeceğiniz bir dönem başlıyor her şeyin ötesinde. Buna da hazırlıklı olun. Valizleriniz hep hazır dursun. Sevdiğiniz insandan alacağınız desteklerle de böyle değişik yerlere de gidebilirsiniz. Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar. Bir kere bu hafta iş ve özel yaşamınızda şans ve yüksek enerji, inanın bana, sizden yana. Hedeflerinize karşı bıkmadan çalışmaya devam edin. Ve sizi yıldırmak isteyenlerin oyunlarına kanmayın lütfen. Daha istikrarlı çalışmaya, daha güçlü ayakta kalmaya ve kendi isteklerinizi önemsemeye önem verin. Bu bayramı sevdiğiniz insanla beraber kutlamak sizin için daha önemli olacak gibi duruyor. Hani yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Yeni ayla beraber fikir ve düşünceleriniz değişik, yaratıcı, inanın bana, devreye katabilirsiniz. Şimdi bu yeni ayda yalnız insanlar için yeni bir ilişkinin başladığı günler de olabilir. Direkt olarak ilişki ve evlilik hayatınıza etki yapacak olan bir yeni ay yaşayacaksınız. Ve sevdiğiniz kişiyle de yeni bir yola girmenizi sağlayacak. Artık bu yolu siz
ve sizin şartlarınız belirleyecek gibi duruyor. Aranızda bazı sorunlar varsa sorunları çözmek, eskiyi unutmak, inanın bana bu yeni ayda enerjisiyle çok büyük bir destek aslında. Bunu kaçırmayın diyorum. Dikkat edin ve kaçırmayın. Çünkü sizi destekleyecek. İşinizin şartları, danışmanlık aldığınız kişiler, evlilik, anlaşmalar, varsa davalarla ilgili konuların herhangi biriyle de ilgiliyseniz yeni ayın şifası, etkisi size çok iyi gelecek. Dediğim gibi işinizin şartları, eğer danışmanlık alıyorsanız aldığınız kişiler, evlilik, anlaşmalar, davalarla ilgili konularda herhangi biriyle ilgiliyseniz inanın bana bu konulardan biri şifa olacak sizin için. Bir proje üzerinde yapılacak anlaşmalar size yeteneklerinizin gelişmesinde de yeni bir bakış açısı aslında geliştirecek. Özel hayatınızda ise evli ve ilişkisi devam eden yay burcuysanız aşırı ani duygu değişimiyle partnerinizin mizah anlayışının değişmesi biraz sizi azıcık şaşırtabilir. Buna çok fazla meyletmeyin sakın. Hani çok önemsemeyin bu değişiklikleri. Çünkü duygu değişimleri var bu yeni ayda. Sizler de yaşayacaksınız bunu. Biraz sabırlı olun. Endişe duymayın. Onunla onu dinlemeye çalışın daha doğrusu. Onu anlamaya çalışın, dinlemeye çalışın. Yapılması gereken günlük işleriniz konusunda da kolaylıkla organize olacağınız haftalardan bir tanesi. Yani günlük rutinlerinizde plan ve programlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Mesela çözüm üretmeye meyilli olacaksınız. Ha tabii burada hani evli yaylardan bahsederken bekar yaylar da haftanın ilk gününden itibaren böyle uzun soluklu olabilecek bir birlikteliğe de merhaba diyebilirler. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar. Bu hafta iş ve eğitim hayatınıza yeni projelere girmek, yeni işlere başlamak ve sınavlarda başarılı olmak için çok iyi haftalardan bir tanesi. Bunu kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Bir kere başarınız, kayıpları kazanca çevirmeniz, çevrenizde sizi sevmeyen birçok kişiyi de harekete geçirebilir ve sizi zayıf noktanıza vurmak isteyebilirler. Bu yüzden dikkatli ve lütfen ne yapıyoruz? Tedbirli oluyoruz. Tedbirli olmalısınız. Kendi işinizi sakın başkalarına da emanet etmeyin bu dönem içerisinde. Bir kere önünüzdeki 15 gün boyunca hem iş alanlarınız hem de sağlığınızla ilgili konularda önemli kararlar almaya çok yatkın olacaksınız. İkizler burcundaki yeni ay sağlığınıza yeni başlangıca da sebebiyet verebilir diyorum. Yeni bir tedavi olabilir mesela ya da yeni bir ilaç size çok iyi gelebilir. Yani bunun gibi bir yenilik, yeni bir başlangıç olabilir sağlığınızla ilgili. Günlük iş temponuz, çalışma koşullarınız mesela, beslenme düzeninizle ilgili konularda da yeni başlangıçlar aslında sizi bekliyor. İş konularında, işbirliği içinde olduğunuz kişilerle temel oluşturmak için de yeni bir bakış açısı oluşacak aslında. Ve bu yeni ay ortaklıklardaki hizmetinizi artık tamamlayacak. Yani istediğiniz sonucu almanızı sağlayacak. İş hayatınızda da yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Mesela nedir? Terfi alabilirsiniz. Özel yaşamınızda daha böyle hassas enerjiler söz konusu. Eğer bir hata yaptıysanız özel hayatınızda lütfen özür dileyin. Hani olaylar kontrolünüzün dışına çıkmadan hızlı bir karar alarak telafi etmeye çalışın. Kontrolünüzün dışına çıkarsa artık bilemiyorum. Şimdi Venüs İkizler Burcu'na geçtiğinde ise işinizi seveceğiniz bir dönem başlayacak. Daha aşkla, sevgiyle yapacağınız bir dönem başlayacak. Çalışmak, üretmek, diğer insanlarla bir araya gelmekten çok güzel ve çok büyük mutluluklar duyabilirsiniz. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar. Bu hafta iş hayatınızda sorumluluklarını yerine getirmeyen hem de arkanızdan iş çeviren, evet daha doğrusu iş çevirmeye çalışan arkadaşlarınızdan dolayı zor durumda kalabilirsiniz. Ya da öfkenizden ötürü kendinize zarar verecek durumlar yaşayabilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz?
öfke kontrolü yapın. Derin nefes alın ve sakinleşmeye çalışın. Bu hafta dargınlıkları, kırgınlıkları gidermek, gönül almak için atacağınız her adım olumlu sonuçlar getirebilir size. Sanatsal işleriniz ya da eğitim ayağındaki girişimleriniz için yeni ay zamanı harekete geçebilirsiniz. Hayatınızın düzenine daha fazla ilgi göstereceğiniz bir dönem başlayacak. Yeni ayda sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızdan yeni başlangıçlar, yani nasıl bir hayata adım atmak istiyorsunuz? Lütfen düşünün, karar verin, nasıl bir aşk istediğinizi tasarlayın. Çünkü yeni başlangıçlar sizi bekliyor. Şansınız her konuda çok açık olacak aslında. Tabii hani çocuklarınız yeteneklerini, çocuklarınız ve çocuklarınızın yeteneklerini ilgilendiren konular, sizlerin yaratıcı yönleri, aşk, belki babanızın parasıyla ilgili konular, bütün bunlardan herhangi biriyle ilgiliyseniz bazı gelişmeler sizi hedeflerinize götürerek sizi yeniden temellerinize oluşturacak görüşler geliştirebilir. Evet, özel yaşamınıza da evli ve ilişkisi devam eden kovalar için söylüyorum. Böyle başkalarının etkisi yüzünden eşinizle ya da sevgilinizle tartışmamaya lütfen özen gösterin. Ve yaptıkları kesin olmayan şeyler yüzünden onları asla ve asla suçlamayın. Siz zararlı çıkarsınız. Eğer bekarsanız, bekar kova burçları için de bu hafta böyle bir benim ismim gibi bir filizlenme, bir kalp atışı başlayabilir. Hayatınızda olan insanla bağlantılarınızı biraz kuvvetlendirebilirsiniz. Evinizde olsanız bile o kadar değişik günler geçireceksiniz ki. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar, bu hafta hiç kimsenin sakın ve sakın, aman diyorum, kimsenin avukatlığını yapmayın. Bir kere kişisel ilişkileriniz, yakınlarınız ya da dostlarınızla ilgili birçok değerden uzak insanları tanıyamamış olmanın hayal kırıklığını yaşayabilirsiniz çünkü. Siz kendi geminizi doğru götürmeye çalışın. Bilmediğiniz konuların içine, aman diyorum, lütfen sakın burnunuzu sokmayın. Sokmamaya da özen gösterin. Daha az başınız ağrır ve hayatınızdaki insanlarla daha güzel, daha kaliteli vakit geçirmeniz böylelikle sağlanmış olur. Ailevi konularda da önemli kararlar alacaksınız aslında. Ve bunları uygulamak adına da şahane bir yeni ay aslında sizin için sevgili balıklar. Bu ikizler burcundaki yeni ayda ailecek sevineceğiniz yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Belki bir ev değiştirme olabilir, belki eve alacağınız başka bir şey olabilir ya da ailece almanız gereken yeni bir planlama kararı olabilir. Eğer böyle ev değiştirme fikriniz varsa karşınıza istediğiniz fırsatlar çok rahat çıkabilir çünkü. Aileye yeni bir birey katılacağına dair haberler de alabilirsiniz. Bir hamilelik, bir bebek haberi de alabilirsiniz. Belki de bir nişan tarzı bir olaylar da olabilir, bilemiyorum. Evinizle ilgili almak istediğiniz önemli kararlar varsa bu kararları çok rahat uygulayacaksınız. Evinizle alakalı. İşte ev, aile, yerleşim, sizin temellerinizi oluşturacak konular ve eşinizin statüsüyle ilgili konuların herhangi biriyle ilgiliyseniz ileriye yönelik yeni başlangıçlara lütfen hazır olun. Yeni bakış açısıyla beraber yeni görüşler gelişecek. Ve bu yeni görüşler gelişirken de aşk ve sosyal alandaki hizmetleriniz artık bitiyor. Artık sonlanıyor. Yani tamamlanıyor. İş ve özel yaşamınızda ise duygusal yaklaşımlar içerisinde küçük sorunları böyle büyük meseleler haline lütfen getirmemeye özen gösterin. Getirmeyin ki çevrenize yayılan dedikodular yüzünden zor durumda kalabileceğiniz durumları da kendinize yaratmamış olursunuz. Tabii bekar balıklar içinse ya da ilişkisi olmayan balıklar için diyelim, biraz ön yargılı olmamayı başardığınız zaman, ben mesela biraz ön yargılıyım bu ilişki konularında. O yüzden belki de hayatıma doğru ve uygun insanı çekemiyorum. Ama
siz ön yargılı olmamayı ve bizler, ben de dahil olmak üzere, başardığımız zaman işte sürpriz bir aşk ile o zaman karşılaşılabilecek. Yani yakın çevrenize yapacağınız planlar oldukça farklı olabilir, sıra dışı da olabilir bu dönem içerisinde. Olaylar düşünmediğiniz şekilde gelişebilir. Önemli fikirlerinizi insanlarla paylaşmaktan mutluluk duyacaksınız. Sağlık ve huzurla, mutlulukla geçireceğiniz güzel bir bayram diliyorum hepinize. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, iyi bayramlar.